Aa, davul bile dengi dengine vurur canım. İstersen seninle Avrupa'ya gider, orada evleniriz. Düşünsene, basında flash haber olur. Gazetelerde çarşaf gibi resimlerimiz çıkar. Bizim için de büyük bir reklam, büyük bir sansasyon olur. Peki ya tiyatro? O ne olacak? Boş ver tiyatroyu şimdi. İyi ama ikimiz birden çekip gidersek tiyatro kapanır. Bir sürü insan da işsiz kalır. Bencillik ediyorsun ama. Bencillik mi? Unutma, ben elinden tutmasaydım şu anda sen bir hiçtin. Kızına büyük bir şans tanımaya karar verdik. Hı. Ona bu oyunun başrolünü veriyoruz. Yani Zeynep sahneye çıkıp artist mi olacak? Evet, benimle birlikte başrol oynayacak. Neler söylüyorsunuz, gerçek mi bu? Gerçek tabii. Dipsiz bir kuyu gibi karardı dünya. Sensiz hayat nedir ki boş bir virane. Felaket! Rezalet! Büyük rezalet! Çardağına asmasına, allı güllü basmasına, o yanında yazmasına vay! Bu gece fazla oyalandık. Abiyle yakalanırsak mahvolduk Zeynep. Bu devirde bu kadar tutucu bir insanın olması beni şaşırtıyor doğrusu. Gerekirse ben konuşurum. Aman hiç şakası yoktur. Bir tarafını kırıverir. Bana bak! Bu mahallede bir takım dolaplar dönüyor. Elbet ne olduğunu çıkaracağım. Rıza baba bak, eğer biliyor da benden saklıyorsan vebali boynuna. Ben ne bilirim evlat? Benim dünyadan haberim. Bu ocağın başında hayatım kaymış zaten. Evlenmeme mani olamaz. Kes sesini, karışma sen! Benim kız kardeşim bir artist parçasını sevecek ha! Olamaz böyle şey! Öyleyse açık konuşalım abi. Ben sahneye çıkıp şarkı da söylüyorum. Ve yaptığım işten de gurur duyuyorum. Dokunma kızıma! Elini kaldırırsan hakkımı helal etme! Bu kız sahnede oldukça bu dünyada rahat huzur yok bana. Kurtulmalıyım bu beladan. Sizi ondan kurtaracak dostlarım var sultanım. Konuş onlarla. Kaç para isterlerse veririm. Bir şey düşünsünler, kurtarsınlar beni şu şıllıktan. Alo! Erol Bey'i bağlayın. Çok önemli. Çok acele. Ben Mıstık, Mıstık! Evet, ben Erol. Tamam, söyle Mıstık. Çok kötü bir şey oldu, çok kötü. Zeynep ablayı kaçırdılar. Vallahi billahi, gözümün önünde kaçırdılar Erol abi. Meral'in kıytırık menajeri kaçırdı. Ne istiyorsunuz benden? Niçin getirdiniz beni buraya? Tiyatroyu senin gibi sürtüklerden kurtarmak için. Tiyatro benim gibi gerçek sanatçıların yeri. Karışmanım evladı! Her gün geldi.